Merhabalar, ben şu anda arkadaşım Vildan'a geldim. Neden geldim ve çekim yapıyorum? Çünkü Vildan bir yemek ve fotoğraf sanatçısı. Uzun zamandır bu işi yapıyor. Ben de bunun perde arkasını sizlere göstermek istedim. Nasıl yemek fotoğrafı çekilir? Ne incelikleri vardır? Bize anlatsın istiyorum Vildan bütün bunları. Şimdi hadi gelin hep birlikte Vildan'ın evini ziyaret edelim. Şimdi çekim öncesi yemekler hazırlanıyor. Vildan malzemeleri hazırlıyor çekim öncesi. Burada böyle ufak bir deposu var. Bunlar servis tatlıları. Hepsini ayrı ayrı fotoğraflarda kullanıyoruz. Para flaşlar. Hazır mısın? Hadi gidelim. Şansa takıldık. Yemeğimiz köfteli enginar. Dumanı üzerimde. Mis gibi kokuyor. Dur. Evet, şimdi bir tane hile yakaladık. Hemen çekiyorum. Ne yapıyoruz Vildan? Köfteler fotoğraf çekene kadar biraz kurudu. Biz de onları parlatıyoruz üzerine. Evet, zeytinyağıyla. Harika. Son dokunuşları yapıyoruz. Az kaldı çekime. Şimdi Vildan ayarlama yapıyor, nasıl gözüktüğüne bakıyor. Daha asıl çekime geçmedik ama bu çok harika ya. Yeme çekimi yaparken baktı enginarların çok gözükmediğini karar verdi. Önünü açıyor tekrar enginarların. Böyle çok detaylı bir iş gerçekten. Bir kare için saatlerce uğraşıyorsunuz. Gerçekten çok uğraşıyor. Milim milim. Şimdi burada iki tane yeri, şurayı netliyorum önce, çekiyorum. Sonra da bunu netleyip çekiyorum. Sonra o iki fotoğrafı alıp birleştiriyorum. Sadece o ikisi net oluyor. Arkası flu olacak. Böylece iki tane hedeflediğin yer net çıkmış olacak. Tek bir tane köfte değil. Evet. Bu fotoğraftan. Yemek fotoğrafları böyle bir ortamda çekiliyor Vildan'ın. Genelde tek konseptle aynı açıdan çekmiyorum. İki açıdan çekmeye çalışıyorum ki hani bunu olur da beğenmezsem öteki de alternatif olsun elinde diye. Şimdi mesela birazcık daha yaklaştıracağım. Böyle çekeceğim. Burada pilavın da şu kaskısını görünecek. Şunu hiç almayacağım. Biraz daha yaklaşıyoruz, evet. Şimdi üçüncü açımıza geçtik. Yine detaylar. Videoda çok kısa bir bölümünü izliyorsunuz şimdi fotoğraf çekimlerinin ama gerçekten epey bir vakit alıyor. Çok uğraşıyor tek tek. Böyle gerçekten uğraşmalı bir iş. Şimdi öyle uçmalı kaçmalı fotoğraf çekeceğiz. bizim için özel yapıyor bu fotoğrafı da. Normalde böyle bir şey çekmeyecekti. Ben ona dedim ki Vildan böyle hareketli fotoğrafları nasıl çekiyorsun? Onun için bir tane de onun örneğini çekecek. İşimizi uzattık. Kamerasını telefona bağlıyor. Evet, şimdi uçan maydanozlar yapıyoruz. Hepsini tek tek çubuğu çıkartacaksın değil mi Photoshop'ta? Bunların hepsini Photoshop'ta birleştireceğim. Şöyle yapalım. Buradan ayarlıyorsun şeyden bakarak. Ha pardon, şöyle mi yapıyorsun? Her bir maydanozu tek tek alıp bir sürü maydanoz dökülüyor gibi mi olacak? Aynen öyle. Ben yanlış anladım. Bir tane maydanozu koyacaksın zannettim. Hayır. Ya bu zor bir iş. Peki gerçek maydanozu dökmek mi daha kolay? Yoksa böyle tek tek maydanozları şu şekilde yaptığın gibi mi daha kolay? Gerçek maydanozu dökmek daha kolay. Ama ışığın ona göre yeterli olması gerekiyor. Öyle çektiğin zaman fotoğrafta kumlanma dediğimiz şey oluyor. O zaman işte ISO'yu yükseltmen gerekiyor. Enstantaneyi çok yükseltmen gerekiyor. Yukarıda onları net olarak yakalarsan, enstantaneyi çok yükseltirsen, ISO'yu çok yükseltirsen de bu sefer çok fazla kumlanma oluyor. Onu Photoshop'ta düzeltebiliyorum. Aslında daha net yapabiliyorum. O kumlanmayı giderebiliyorum ama kaliteli fotoğrafın kalitesi bozuluyor o zamanlar. Yani fotoğrafı ne kadar çok işlersen Photoshop'ta fotoğrafın kalitesini düşürüyorsun. Aa, bu çok uğraştırır. Baksana kaç tane çekiyoruz. Bu bayağı uğraştırıyor. Bunların hepsini daha sonra birleştiriyorum. Maydanozu değiştirdik. Evet, çekim bitti. Vildan şimdi toparlıyor. Bu güzel yemeği tatmanın zamanı. Bana da bunu denemek düşüyor. Çok güzel gözüküyordu zaten çekerken de. Mis gibi de kokuyor. Hemen tadına bakıyorum. Harika. Çok güzel. Eline sağlık Vildan. Vallahi çok güzel olmuş. Çekiyorum. Evet, biz şimdi fotoğraflarımızı çektik. Ondan sonra ben güzel yemeği yedim. Kahve içerken Vildan'la da biraz sohbet etmek istedim. Ben Vildan'ı hızlıca size anlatayım. Ondan sonra teknik detayları da o anlatır. Biz Vildan'la 12 sene evvel çocuklarımızın doğumunda tanışmıştık. Böyle internet üzerindeki Yahoo gruplar vardı o zaman, sosyal medya olarak kullandığımız. Oradan buluşmalar ayarlayıp buluşuyorduk. Hepimiz o dönem kurumsal kimliklerimizden ayrılmıştık. Ve böylece çocuklarımızla ilgileniyorduk. Tek hedefimiz annelikti. Bu tam o dönemde Vildan'la tanıştık. O da yeni arayışlar içerisindeydi. Çocuk ve bebek fotoğrafı çekiyordu, doğum fotoğrafı çekiyordu. Biz o dönemde tanıştık. Bundan sonra nasıl yemeğe geçti? Onları da Vildan'dan dinleyelim. Şimdi aslında bankacılık geçmişim var. Yatırım danışmanlığı yaptım çok uzun bir süre, yaklaşık 10 sene kadar. Daha sonra Elif doğduktan sonra işte çocuk fotoğrafları, bebek fotoğrafları derken yine 10 sene hep organizasyon ve doğum günü fotoğrafları çekiyordum. Tam pandemiden önce yeni bir arayış içerisindeyken yemek fotoğrafçılığına aslında merak salmıştım. Pandemi bu süreci hızlandırdı çünkü zaten evdeydim ve mutfaktan çıkamıyordum. Hepimizin ortak noktası tarif paylaşmak, yemek yapmak, yemek yapmak. Sürekli zaten evdeydik, sürekli mutfaktaydım, sürekli bir şeyler yapıyordum ve bunu yapım insanlarla paylaşmak hani acayip mutlu ediyordu. Bir de yani geri dönüş, önceleri tarif vermiyordum aslında, sadece fotoğraf çekiyordum ama geri dönüşler sürekli tarif. Nasıl yaptın, nasıl yaptın? Herkes altına yazıyor. Tarifi yok mu? Hani hatta en son biri dedi ki tarif olmazsa ben seni niye takip edeyim dedi. Ve bunun üzerine ben tarif vermeye başladım. Çünkü hani bu işin gerçekten ticari bir amaca yönelik olmasına artık karar vermiştim. Daha sonra işte sosyal medyada paylaştıkça, işte çeşitli yarışmalara girdikçe Aydın Üskanat şefle tanışıp onun düzenlediği bir yarışmada birinci olunca bu artık hızlandı. Süreç bayağı hızlandı. Takipçi sayın arttı. Ondan sonra senin hevesin arttı. Hem takipçi sayım arttı hem de beni tanıyan kitle arttı. Artık hani şöyle ifadeler kullanıyorlardı. Hani senin fotoğrafına baktığımızda senin olduğunu anlıyoruz. Ya o çok güzel bir duygu mesela, hani evet. bir karakterin olması fotoğrafı. Ben de anlıyorum çünkü az önce bana bir tane yemek kitabı gösterdi Vildan. Onu hemen sizlerle paylaşayım. Bu Eker'in Süzme Yoğurt Aşkına diye bir kitabı var. Burada benim de fotoğraflarım var dedi. Aa dedim, şöyle kitabı karıştırırken hemen aa bu senin mi deyip tanıdım. Çünkü onun bir karakteristik çekiş stili var Vildan'ın artık. Sürekli fotoğraflarına baktığım için belki de. Ya da işte tanıdığım için onun ışık, o tarzını, ışığını, ayarı. Ondan sonra tarz, bunların hepsi hani ve yaptığım yemekler de mesela bir, o yemeklerin de bir karakteri var. Evet. Hani ben mesela yemeklerimde et kullanmıyorum. Bugün kıyma köfte çektik ama evet. Mesela bir tanesi oydu bu arada. Genelde sağlıklı yemekler zaten evde de öyle. Evet, o konuya değineceğim zaten. Yani Vildan'ın bu güzel fotoğraflarının yanında en önemli detaylardan bir tanesi de sağlıklı yemekler yapıyor. Yani altını çiziyorum özellikle. Kesinlikle işte rafineri şeker kullanmaz. Rafine şeker yok hiçbir tanesinde. Evet. Hiçbir tarifinde rafine şeker yok. Bunun sürekli alternatif şeker kullanıyorum onun yerine. Hani şekersiz diyemem. Ama alternatif şeker ve yani sağlıklı şeyler, genelde salata hem yemeği granola yapıyor çok güzel, ondan sonra başka bir sürü sağlıklı şeyler yapıyor ama asıl önemli nokta tabii ki yaptığı güzel yemekleri sağlıklı yapması. Yani diğer yemeklerden, fotoğraflarından ayıran bence en önemli nokta bu. Çok uzun zamandır Elif'in doğumuyla birlikte galiba böyle sağlıklı bir beslenme stiline evet. Döndüler ailece. Evet. Ya bunda eşim de katkısı çok büyük. O da çok meraklı çünkü sağlıklı beslenmeyle. Evet, uzaklardan süt alıyor Mustafa. Ondan sonra bütün alışverişleri o yapıyor köylerden. Yani gidip sütümüzü kendimiz yapıyoruz evde. Hatta işte yoğurdumuzu, sütümüzü. Yoğurdumuzu, sütümüzü. Göllü Köyü'nden alıyoruz mesela. Biz Çekmeköy'de oturuyoruz. Buradan hani her hafta bir kere Göllü Beykoz'a, Beykoz'un bir tane köyüne gitmek gerçekten hani emek istiyor aynen. Yani kolay yapamayacağı şeyler. Arabayla gitti geldi bayağı bir külfet aslında yani. Hafta sonları buradan mutfak alışverişimizi yapmak için Şile'ye gidiyoruz. Evet, yeryüzü pazarına. Evet. Yani dolayısıyla bunların hepsi gerçekten bir emek. Ama sağlıklı beslenmek de bir emek istiyor. Ya sağlıklı beslendiğimizi düşünüyoruz. Bence başarıyorsunuz da. Sormak istediğim bir tane daha var. Başarılarından bize bahseder misin? Yani başarıların dediğim işte bir sergim vardı hatırladığım. Ondan sonra bir tane yemek kitabının fotoğraflarını sen çektin. İşte büyük markaların konsept fotoğraflarını çekiyorsun. Bunları bence anlatman gerekiyor. Neler yaptın yani böyle bunlar benim başarılarım deyip arkasında durabileceğin neler var? Ben birkaç tanesini söyledim ama sen anlat istersen. Ya sen beni çok iyi tanıyorsun aslında. Ben bunları sevmiyorum bunları ama aslında çok başarılı gerçekten ve kendi reklamını da yapmıyor yani. Ben ona diyorum mesela bu Eker'in bu kitabında çıkmak bence çok büyük bir başarı. 4 tane tarihi var bunun içerisinde ve bunu hiçbirimize söylemedi, bahsetmedi. Şimdi gelince gösterdi bana. Niye bizle paylaşmıyorsun? Paylaş, bizle paylaşalım. Arkadaşımız bunda çıktı yani 4 tarih. Bu kitapta 4 tarih ne demek yani? Kaç kişinin 4 tarihi var bunun içerisinde? Başarılısın, çok güzel ya çekiyorsun. Bunları ya başarı olarak nitelendirmediğim için belki de insanlar bunlar hani gerçekten hani standart bir şeymiş gibi geliyor bana. Çok rutinin içerisine aldığım için belki fotoğraf çekmeyi şu anda böyle ifade ediyorsun ama az önce işte ben bütün çekim sürecinde buradaydım, bunu yemeği hazırlaması ne kadar uzun sürdü biliyorum. Hazırlamadan önce alışverişi var, o malzemeleri temin edeceksin, sonra pişireceksin, sonra tabağa koyup süsleyeceksin, sonra çekiyorsun, editliyorsun. Bir de bunu benim görmediğim kısmı var, bilgisayarda bunların hepsini Photoshop'ta editliyor Vildan ve asıl emek burada başlıyor yani. Photoshop çok vakit alıyor ben biliyorum. Onun için hani bu çektiğimiz ve hazırlanma sürecinde bir o kadar da editlemesi var. Çok büyük bir emek istiyor bu. Hani ama kimse mesela yani sadece fotoğraf çekildiği anda işlem bittiğini zannediyorlar. Halbuki onun için herkes soruyor değil mi fotoğraflar nerede? Mesela videoda aslında şeyi de gösterirsem ben sana ham halinde gönderirim. Sonra da editlenmiş yan yana koyalım. Sonra editlenmiş fotoğrafını yan yana koyduğunda işte o zaman fotoğrafçının elinin değdiği o zaman belli oluyor. Evet. Yani çok kişi mutfağın arka tarafını bilmiyor yani. Çok fark ediyor yani editlenmiş fotoğraf. Ben şimdi hani bu fotoğrafta mesela işte maydanozları teker teker falan çektik. O işin başka bir tarafı. O başka bir şov kısmı ama bir de normalde de ham fotoğrafı direkt bir şekilde koyamıyorsun. Bir normal bir fotoğrafı bile ham fotoğrafını alıp koyduğunda ki yani göreceksin mesela ikisini bir yan yana getirdiğinde. Şimdi arkadaşlar görüyorlar. Ben buraya koyacağım bu fotoğrafı. Görürsünüz ham haliyle işte işlenmiş halinde ne kadar fark ettiğini ve emek gerektiğini. Hatta bunun süresini de bize söylersin. ben altına alt yazıyla yazarım işte, evet, bunları editlemek şu kadar süremi aldı diye bana söylersen bunu da paylaşmış olursun. Ya ilk başlarda tabii o editleme süreleri çok daha uzundu. Şimdi el alışkanlığıyla şimdi biraz daha hızlandı. Hani artık neyi ne kadar, nerede ne kadar arttırıp eksilteceğimi de biliyorum. Daha yani, profesyonel oldum. Biraz da şey oturdu. Yo, işte o karakter ne kadar ışık koyman gerektiğini oturdu. Aynen, evet. Diğer başarılarını söyle. Evet, ben bir tanesini gösterdim. Diğer kitap var mı? Onu da gösterelim. Diğer kitap da var. Diğer kitap da burada. Burada Aslıhan Gözlem Kaya'nın bir kitabı. Bu eliminasyon diyeti ile ilgili Dengede Hayat, belki tanıyanlar da olacaktır bunu. Evet. Instagram'da Dengede Hayat diye takip edebilirler. Bunu tüm fotoğraflarını Vildan çekti. Geçen sene bu 2021'in Mart ayında çıktı fotoğraf ve içindeki tüm fotoğraflar benim. Nasıl göstereyim bilmiyorum. Şöyle bir tane gördüm, şurada var. Bunları sayfalarına koyabiliriz sonra ama bunun gibi çok fazla ve çok emek harcayarak bunların çekimlerini yaptılar. Yani günlerce, evet, gecelerce hem sayfa hem kitabı söylüyorum. Hem 304 sayfalık bir kitap bu. Yarısının fotoğraf olduğunu düşünürseniz ne kadar emek olduğunu şey yapabilirsiniz yani, içerisinde ne kadar uzun sürdüğünü ve ne kadar uğraş gerektiğini. Aslıhan yaptı yemekleri, stilistliğini ve fotoğraf çekimlerinin hepsini ben yaptım. Süper. Ya bu çok güzel bir işti. Evet, yani ve kalıcı elimizde bir şey var yani. Ve hani bunun devamı da gelecek. Aslıhan başka kitaplar da çıkarmaya niyetli şu anda. Yine beraber çalışmak keyifli olacak. Evet, bir tane yarışmada kahve aşkına mı? Onda birinciliği var. O fotoğrafı da koyuyorum. Aydın Üskanat şefimin düzenlediği bir yarışma vardı. Kahve aşkına arıyor. Orada yani gerçekten inanılmaz katılım olmuştu. Evet, çünkü çok da güzel başka fotoğraflar da vardı. Ben, katılımcıların arasında ilk 10'a girdim. Sonra da birinci oldum. Süper. Çok güzel bir fotoğraf. Onu da şimdi paylaşacağım zaten. O fotoğraf benim için hani böyle bir süreci hızlandıran fotoğraf bir tanesi oldu. Çünkü hani o yarışma kazanmanın verdiği hazla zaten bu süreç ilerledi. Hani olmasaydı belki de bu kadar hızlı olmayacaktı. Güzel. İyi ki de olmuş. Çok güzel yemek fotoğrafları çekiyorsun bence. Ve yani bence yolunu buldu Vildan. Yani çok güzel çocuk fotoğrafları da çekiyordu, çok güzel doğum fotoğrafları da çekiyordu, parti organizasyonlar da harikaydı ama yemek fotoğrafçılığında çizgisini buldu yani. Gerçekten o içindeki cevher ortaya çıktı yemeklerle birlikte. Ya bunu sen böyle daha önce de söyledin, evet, bunu duymak mesela o kadar beni mutlu ediyor ki. Şimdi bir de ne deniyor onlara? Sponsorlu işbirlikleri. Evet. Çok büyük işbirlikleri var. Kendisi böyle onları çok anlatmayıp öne çıkartmıyor ama bence büyük markalarla güzel çalışmalar yaptı. Ya şöyle, onlar da beni Instagram'dan buldular aslında. Şimdi bu daha sık paylaşım yaptığım dönemde. Çünkü Instagram algoritması acayip önerilerle yürüdüğü için değişik, evet, bir şey. Sen daha iyi biliyorsun. Mudo ile çalıştım bir süre. Arzum'la çalıştım. Onu bilmiyordum. Arzum işte Instagram hesabımda Reels hikayelerde de var. Video çektim Arzum'a ürün tanıtımı ile ilgili. Hı hı. Bonsante var. Benim hani hem yemeklerimde, evet, de kullandığım. Pilavda da kullandım Bonsante'nin kemik suyunu. Çok yani yemeklerime hepsine koyuyoruz. Hepsine yani tavuk suyu Bonsante'nin kemikli ilik suyunu koyuyorum. Yani normalde şuna 10 sene önce ne kemik suyu ne tavuk suyu yemeklerine koyup da yiyeceksin deseler hayatta inanmazdım. Gerçi şundan 2 sene önce bir tane köpekle evin içinde yaşayacaksın deselerdi ona da inanmazdım ama demek her şey değişiyor. Her şey değişebiliyor. Rowsam Bar ve Granola markasıyla çalıştım. Onunla da bir işbirliği yaptık. Fotoğraflarını çektim. İz Design Filiz'in tabaklarını ve bardaklarını çektim. O da yeni bir marka. Onun da çok başarılı tasarımları var. Bunun dışında sıkça Instagram'dan geliyor teklif ama hani her zaman herkesle çalışamıyorum. Herkesin her şeyini tanıtamıyorum. Çünkü bir kere benim kişisel hayatımda kullanabildiğim ve gerçekten önerebildiğim bir süzgeçten geçiriyorsun yani gelen tekliflerin olması gerekiyor. Çünkü her şeye her zaman tanıtım yapmak amacıyla fotoğraf çekemiyorum. Hani ticari amaçla olsa bile bazen süzgeçten geçirmek zorunda kalıyorum. Ekipmanlarından bahsedersek böyle hani Nasıl bir ekipman kullanıyorsun? Neler aldın bu iş için özel ekstra? Şöyle, yani normalde fotoğraf makineleri hobi olarak bana hep soruyorlar fotoğraf makinesi ne alayım diye. Hobi olarak kullanılabilecek fotoğraf makineleriyle yani ticari amaçla yapılacak, kullanılacak fotoğraf makineleri çok farklı. Çünkü inanılmaz bir maliyet var. Ve de ağırlar yani şu makinenin. Sonuç 1 kilodan fazla yani. Fazla. Bir de bunun üzerine ben flash'ı taktığımda bayağı kol kası yapıyordum. Canon kullanıyorsun. Ya Canon kullanıyorum. Hep Canon kullandım. Yani ilk profesyonel makinem, yanlış bilmiyorum. Bu üçüncü makinem. Mark 2 ile başladım. Evet. Onu hatırlıyorum. Mark 2 ile başladım. Evet. Sonra Mark 3 aldım. Mark 3 sattım. Mark 4 aldım. Şimdi en son Mark 4 kullanıyorum. 24-70 lens kullanıyorum. 2.8 diyaframı var. Üzerine de flash takıyorum. Başka dışarıda çekimler. Sen ürün çekimleri de yapıyordun. Ürün de çekiyorum. Evet evet, onlara dinledim bak şimdi. Soru soruyu açıyor. Yukarıda çekmiştin az önce para flash. Evet evet evet. Yanlara para flash koyup işte lifestyle masam var. Ürün fotoğrafçılığı da yapıyorum. Ya o da mesela... Takı koleksiyonu çektim arkadaşımıza. Çok enteresan başladı aslında evet. O da. Hem Semen'in takılarını çektim, evet. Hem daha evvelinde aslında bu işe ilk başladığımda yine Trendyol'un böyle ilk revaçta olmaya başladığı dönemlerdi. Bundan belki 6-7 sene evvelinden bahsediyorum. O zamanlar işte Trendyol'da bir mağaza açan bir tasarımcı bir arkadaşım geldi mesela, ben ürünlerini çekmemi istedi. İlk onunla başladım. Merak ettiğim bir soru daha var. Mesela diyelim sıcak bir şey sunumu yap, çekeceksin fotoğrafını. Diyelim ki böyle üstünde dumanı tütmesi gerekiyor. Onları nasıl yapıyorsun? Onların bazı trikleri var aslında. Onları da mesela İlkay Öztürk'ün fotoğraf atölyesi, yemek fotoğrafçı atölyesine gittiğimde o bir teknik göstermişti. Sonra ben YouTube'dan işte başka teknikler de araştırdım. Ayrıca başka şeyler de var. En son fotoğraflarımda da mesela kullandığım başka bir yöntem de var. Onu da anlatayım birazdan. Şimdi İlkay'ın gösterdiği tekniklerden bir tanesi normal kadın tamponunu yakıyorsun. Onu mesela o böyle is gibi böyle bir dumanı çıkıyor onun. Böyle grimsi bir duman çıkıyor. Onu şöyle hafif salladıktan sonra o böyle duman yayılıyor. Onu da yemeğin arkasına doğru koyuyorsun. Hafif böyle çok da yakına girmiyorsun. Biraz daha uzaktan çektiğinde o yemeğin içinden, hani biraz da Photoshop'la o yemeğin içinden çıkıyormuş gibi görünüyor. Bu triklerden bir tanesi. Başka YouTube'da seyrettiğim bir tanesini denedim ama o çok başarılı olmadı. İşte sıcak yanan bir şeyi sıcak suyun içine koyuyorsun. Oradan duman. Onu çok beceremiyorum. Yani kendi sıcağıyla yapmıyoruz bu işi. Kendi dumanı tüterken yakalamak imkansız. O mümkün değil. Çünkü öyle bir duman çıkmıyor. O duman çıksa bile fotoğraf onu öyle görmüyor. Fotoğrafta yani gördüğünle fotoğraf arasında çok büyük fark oluyor. Ama şöyle bir şey buldum en son. Bunu araştırırken işte free olarak sadece PNG formatında duman üstüne buldum. Layer olarak ekliyorsun. Aynen öyle. Onu fotoğrafta Photoshop'la fotoğrafın üzerine layer olarak ekliyorum, yapıştırıyorum. Hatta işte biraz opasitesiyle de istediğin kıvama getirebiliyorsun. Aynen öyle. Şimdi yeni aslında maydanoz tekniği de buna benzer şey. Maydanozları layer olarak koyuyorsun. Maydanoz da şimdi göreceksin. Teker teker fotoğrafta ben onları... O zaman bir sürü şeyi de böyle yapabilirsin. İşte damlayan su yapabilirsin. Ne istersen efekt koyabilirsin. Ve de mesela şöyle bir şey var Vildan'da, bunu da altını çizeceğim. Onun Instagram'da yayınladığı her postunun altında şu kadar abartmıyorum bir metin var. Yani ben onu yazmak için en az bir hafta uğraşmam lazım. Onu yani güzel düzgün cümleler, güzel açıklamalar çok zor. Yani ben böyle bir emoji koyup post ediyorum Instagram'da. Çünkü çok zorlanıyorum. Hatta artık uzun zamandır da kullanmıyorum zaten Instagram hesabımı. Çünkü çok emek istiyor ve sonucunda hiçbir şey yok yani, paylaşıyorum. Ben kendim için söylüyorum. Vildan için tabii ki onun iş alanı orası ama ben hani sadece paylaşmış olmak için paylaşırken altına yazacak bir kelime bulamıyorum. Vildan gerçekten bununla çok uğraşıyor ve hani güzel de yazıyor, çok düzgün, akıcı, okuduğunda böyle seni mutlu edecek şeyler, güzel temenniler oluyor bazılarında, bazılarında tarif oluyor ama tariften önce de bir şeyler anlatıyor yani hani direkt hadi şimdi bal kabaklı kek tarifi veriyorum değil, bir konuyla başlıyor, onun girişi, gelişmesi, sonucu var, sonra altında da istersen tarif var. Hani buna nasıl bir zaman ayırıyorsun, zamansızlığın bundan herhalde. İşte mesela fotoğraf çekebiliyorum aslında. Yani fotoğraf çekmek... Stoğum var diyorsun. Yani inanılmaz fotoğraf stoğum var. Şu anda yani foto koymaya kalksam belki 15-20 tane fotoğraf var elimde ama o yazıyı yazmaya zamanım yok mesela. Çünkü ben en başından beri söylediğim gibi bunu işte her platformda ben dile getirmeye çalışıyorum. Hı. Ben yemek influencer değilim. Yemekle ön plana çıkmak isteyen biri de değilim. Sadece hani o anda hissettiğim ya da işte o yemekle ilgili bir şey yaparken aklıma gelen bir şeyi orada paylaşmak istiyorum. Ve bunu mesela çoğu kez bırakayım dedim. Yani yazmayı bırakayım dedim. Çünkü gerçekten yazmak benim çok zamanım alıyor. Çoğu kimse zaten Instagram'da geçerken okumuyor. Çok. Ama okuyan birkaç kişi beni... Ben sonuna kadar okuyorum. O kadar yazmış yani hiçbir şey olmasa okuman lazım yani. Okuyan birkaç kişi bana tam her seferinde bırakayım dediğim anda birisi bile bana dese ki çok yani yazdığınız şey işte keşke herkes böyle olsa. İşte çok güzel yazmışsınız yine. İşte bir kişi hatta bana dedi ki her seferinde ne yazdığınızı merak ederek açıyorum, hani bakıyorum. Evet. Ya bu beni çok mutlu ediyor. Yani... Bunun özellikle altını çizmek istedim çünkü bu videodan sonra merak edip hesabına gelenler varsa altlarını da okusun yani. Sadece fotoğrafları geçmeyin. İçi dolu dolu içerikler var orada. Her biri bir şey anlatıyor. Onun için özellikle bu noktanın altını çizdim. Yılbaşı için özel bir sofra hazırlayacak mısın? Hazırlayacağım. Neler var? Ne yapacaksın? Yani kafamda birkaç tane şey var, tarif var ama tam netleştirmedim. Sadece işte geçen sene tavuk yapmıştım fırında, inanılmaz lezzetli olmuştu. Bir iç pilavla yine bir tavuk yaparım diye düşünüyorum. Onun yanında zaten ben deli gibi meze hastasıyım. Hani böyle, hastasıyız mezeleri. Yani sadece işte balıkçıya gidip sadece meze yiyen biri olarak. Bir sürü meze planlıyorum kafamda. İşte bir girit ezme olabilir. Wow. Lutenitsa istiyorum mesela. Daha önceden kışın, yazın yaptığım. Bunların hepsini fotoğraflayacaksın değil mi? Lutenitsalar. Bilmiyorum. Yani o günkü işte telaşa bağlı. O günkü telaşa bağlı. Humus mutlaka yaparım. Sıcak mı soğuk mu yapıyorsun humusu? Yani böyle bir sıcak humus var. Bir pastırmalı, yağlı. Yok ondan değil. Soğuk yapacaksın. Normal. Yani ılık bir servis ederim. Bir pancarlı humus yaparım, bir sade humus yaparım, bir girit ezme yaparım, bir acılı bir şey ya da işte mustiço. Atom yapabilirsin. Atom, onun yerine işte hani domates, salça, biraz da şey, lutenitsa istiyorum yapmayı onun yanına. Bir de... Bayağı bir zengin. İşte kinoalı bir şeyler yapabilirim. Yine sağlıklı bir şeyler yapalım. Salata yaparım kinoalı. Onun dışında başka da... Yeter. Yılbaşına çok az kaldı. Bugün ayın 28'i. Heyecanla geri sayıyoruz yeni yıl için. Ben de son sene kapanmadan hem Vildan'la görüşmüş oldum hem de güzel bir video çekmiş olduk. Teşekkür ediyorum kendisine bana bugünü ayırdığı için. Bütün gün beraberdik gerçekten. Yemeğin hazırlanmasından, pilava yetiştim ben bu arada. Yemeğin hazırlanmasından, sunumunun hazırlanmasına, fotoğrafın çekilmesine. Sonrasında tabii yedim gördüğünüz o yemekten de çok güzeldi. Bir kahve içtiğinde güzel sohbet ettik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır izlerken. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için ilk tecrübeydi. Böyle bir platformda bu kadar akıcı ve sıcak bir ortamda konuşmak. Çok güzeldi. Ve gerçekten beni çok iyi tanıyan biriyle bu kadar yani sanki hiç bilmiyormuş gibi her şeyi anlatmak. Çünkü defalarca konuştuk belki bunları. Çok güzeldi. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yazılarımı da okuyun. İhmal etmeyin. Çünkü gerçekten çok büyük emek var. Devam etmemi isterseniz, beni motive edin. Altına yorum yazın. İyi ki buluştuk Vildan. Senenin son günlerindeyken birlikte böyle güzel bir içerik hazırlamak benim için çok keyifliydi. Beni bugün ağırladığın için, yemeğin için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Beni de motive ettin. Evet, süper. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.